Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Beynimiz, vücudumuzda meydana gelen tüm aktivitelerin kontrol merkezidir. Fakat çoğumuz, beynimizin işini yapma yeteneğini engelleyen günlük alışkanlıklar ediniyoruz. Daha da kötüsü, bu alışkanlıkların birçoğunun uzun vadede ciddi sonuçları olabiliyor. En önemli organımıza nasıl bakacağımızı bilmek hayati bir önem taşır. Bu yüzden beynimizin sağlıklı kalmasına yardımcı olmamız, aynı zamanda ona zarar verebilecek alışkanlıklardan kurtulmamız gerekir. Beynimize zarar verebilecek şeylerin neler olduğunu ve çözüm yollarını merak ediyorsanız bu video tam size göre. Kahvaltı yapmamak. Beynimizin en iyi şekilde çalışması için uygun zamanda uygun besinlere ihtiyacı vardır. Özellikle hızlı ve tempolu şehir yaşamı içerisinde çoğumuz günün erken saatlerinde biraz daha zaman kazanmak için kahvaltı yapmayı savsaklıyoruz. Beynin çalışması için saf glikoza ihtiyacı vardır. Böyle bir alışkanlık uzun vadede düşük şeker ve zayıf besin tedariki nedeniyle beyinde hücrelerin dejenerasyonuna sebep olabilir. Bu yüzden uyku düzenimizi sabah kahvaltı yapacak şekilde ayarlamak daha iyi bir alışkanlık olacaktır. Yüksek seslere maruz kalmak. Yüksek sese maruz kalmak, özellikle şehirde yaşıyorsanız beyninize doğrudan zarar veren kötü bir durumdur. Sadece taşıtların ve inşaat çalışmalarının çıkardığı sesleri bir düşünün. Buna bazen favori şarkıları patlatan kulaklıklarla kendimiz de katkı sağlıyoruz. Çok yüksek sesle müzik dinlemek işitme duyumuzda kalıcı hasara neden olabilir. Bilim adamları, işitme kaybının kaçınılmaz olarak bilişsel gerileme ile bağlantılı olduğunu söylüyor. Bu yüzden kulaklıkların ses seviyesini çok artırmamak ve müzik sevgisini abartmamak beyin sağlığımız için önemli. Karanlıkta çok fazla zaman geçirmek. Şüphesiz karanlık sakinleştirici bir şeydir. Çoğu insan loş ışıklarla dolu ortamlardan hoşlanır. Buna bilgisayarda çalışılan zamanlar da dahil. Ancak vücudumuzun doğal ışığa ihtiyacı vardır. Araştırmalar, güneş ışığının beynimizin iyi çalışmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Karanlıkta çok uzun süre kalmak depresyona neden olabilir ve bu da nihayetinde beynin fonksiyonlarının azalmasına neden olabilir. Karanlıkta ya da loş ışıkta durmayı seviyorsanız bile en azından arada birkaç dakika dışarı çıkın ve biraz doğal ışık almaya çalışın. Yanlış diyet yapmak. Abur cuburdan, fast food ve şekerden, burgerden, tatlılardan, cipsten, çikolatadan ve benzeri sağlıksız gıdalardan uzak, besleyici bir diyete sahip olmak, beynimizin optimum seviyede çalışmasına yardımcı olur. Beynimizin işlevselliğini arttırabilecek bazı yiyecekler varken, tam tersini yapacak bazı yiyeceklerin de olması size şaşırtıcı gelmemeli. Sağlıksız dediğimiz gıdalar genel olarak çok az besin içerir ve çok sık tüketildiğinde zihinsel sağlığımızı zayıflatabilir. Diyetlerinde çok fazla hamburger, patates kızartması, patates cipsi ve şekerli içecek tüketen insanlarda beynin öğrenme, hafıza ve zihinsel sağlıkla bağlantılı bölümleri daha küçüktür. Meyveler, kepekli tahıllar, kuru yemişler ve yeşil yapraklı sebzelerse beynin fonksiyonlarını korur ve zihinsel gerilemeyi yavaşlatır. Bu yüzden market raflarında bir paket cipse uzanmak yerine bir paket fındık alıp sepetinize atabilirsiniz. Sigara içmek. Dünyadaki sigara içme oranları son yıllarda azalıyor gibi görünse de sigara içen birçok insan var. Elbette hepimiz sigara içmenin olumsuz etkilerini duyduk. Fakat beynimize de ciddi zararlar verebileceğini unutmayın. Sigara içmek sadece akciğer veya kalp hastalıklarına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda beyindeki birçok hücrenin küçülmesine sebep olur. Çünkü sigara dumanı beyne giden oksijen akışını azaltır. Araştırmalar, Alzheimer, bunama ve sigara içme arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Vücut ve beyin sağlığımız için bu kötü alışkanlıktan da uzak durmalıyız. Çok fazla alkol almak. Vücuda alınan alkol yüzdesi arttıkça beyinde ölen hücre sayısı da artar. Alkol uzun süre ve aşırı miktarlarda devam edildiğinde kimyasal dengesizliklere yol açar. Kronik alkol alımı nedeniyle beyin fonksiyonlarında azalma görülür. Ayrıca çoğu alkolik B1 vitamini ve magnezyum açısından da yetersizlik yaşar. Vücutta B1 vitamini eksikliği, kafa karışıklığı, hafıza kaybı, zihinsel uyanıklığın azalması ve duygusal dengesizliklere sebep olur. Magnezyum eksikliğinde ise depresyon, oryantasyon bozukluğu ve asabiyet görülebilir. Hareketsiz yaşamak.
Kanepede biraz uzanıp dinlenmenin yanlış bir tarafı yok elbette. Aslında bu bazen iyi de gelebiliyor fakat bunu kronik bir alışkanlık haline getirip bütün gün oturmak, çok az egzersiz yapmak ya da hiç yapmamak hem beyin sağlığımız hem de vücudumuzun genel sağlığı için kötüdür. Hareketsiz yaşam tarzları, diyabet ve kalp hastalığı gibi sorunlarla direkt olarak ilişkilidir ve bunlar da dejeneratif beyin hastalığının yani Alzheimer'ın doğrudan sebepleridir. En azından biraz temiz hava almak için her gün dışarı çıkmalıyız. Mahallede bir yürüyüş yapabilir veya bir spor salonuna kaydolabilirsiniz. Unutmayın, ne kadar aktif olursanız beyniniz de o kadar uyarılır. Çoklu görevler üstlenmek. Araştırmalar, düzenli olarak çoklu görev yapan kişilerin beyinlerine zarar vermeye yatkın olduklarını göstermiştir. Duygusal kontrol, karar verme ve empatiden sorumlu olan beyin, çoklu görev sırasında küçülme eğilimindedir. Bunun olmasını önlemek için ne yapıyor olursanız olun, her seferinde bir göreve bağlı kalmak en iyisidir. Bu sadece verimliliğinizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda beyninizi de koruyacaktır. Hasta olduğunda çalışmak. Eğitimleri ve kariyerleri için sağlıklarını feda eden çok insan var. Hasta olduğumuzda ısrarla çalışmaya devam etmek, beynimizi zorlamak kötü bir alışkanlıktır. Bir hastalıkla mücadele ederken vücudumuz tüm kaynaklarını iyileşmeye yoğunlaştırır ve bu beynimiz için de geçerlidir. Hastalık sırasında da çalışmaya devam edersek ve beynimize odaklanması için başka şeyler verirsek aslında onu fazla çalıştırırız ve iki şeyi de iyi yapamaz. Bu yüzden kendinize bir iyilik yapın ve iyileşene kadar izin kullanma lüksünüzü kullanın. Sosyal faaliyetlerde bulunmamak. Tıpkı vücudumuza olduğu gibi beynimize de düzenli olarak egzersiz yaptırmalıyız. Mesela kitap okumayı sürekli erteleyerek uzun vadede bilişsel ve sözel becerilerimizin bozulmasını hızlandırmış oluruz. Bu yüzden bir kitap okuma alışkanlığı edinmeliyiz. Araştırmalar ayrıca nadiren konuşan ve başkalarıyla etkileşime girmeyen kişilerin beyinleri üzerinde olumsuz etkiler olduğunu saptamışlardır. Beynimizin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için sık sık kitap okumalı, bulmaca oyunları oynamalı ve düzenli olarak entelektüel sohbetler yapmalıyız. Çok fazla yalnız zaman geçirmek. İnsanlar sosyal varlıklardır. Ama sosyallik kaç tane Facebook arkadaşınız olduğu ile ölçülecek bir şey değil elbette. Önemli olan gerçek hayattaki ilişkileriniz. Sosyalleşmek, konuşmak, beynin büyümesini ve gelişmesini teşvik eden şeyler. Sadece birkaç yakın arkadaşa sahip olan insanlar bile daha mutlu ve daha üretkendir. Kendinizi yalnız hissediyorsanız birkaç arkadaş edinmeye bakın. Yeni insanlarla tanışarak katıldıkları sosyal ya da sportif etkinliklere katılabilir, yaratıcılığınızı artırabilirsiniz. Uykusuzluk çekmek. Uyku, vücudun fiziksel ve zihinsel sağlığının hayati bir parçasıdır. Uzun bir günün ardından uyuduğunuzda beyniniz dinlenme ve iyileşme fırsatı bulur. Ancak yeterli uyku almadığınızda beyin hücrelerinin ölmesine ve erken hafıza kaybına ya da Alzheimer hastalığına davetiye çıkarırsınız. Bu yüzden her gece yaklaşık 8 saat uyumayı ihmal etmeyin. Uykusuzluk çekmeye başladığınızda özellikle kafein ve alkol alımını sınırlayın ve yatmadan önce ekran başında geçirdiğiniz zamanı azaltın. Bunu yaparak yalnızca bilişsel güçlerinizle uzun vadeli ilgilenmekle kalmayacak, aynı zamanda sabahları da kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Başınız kapalı uyumak. Çoğu insan uyurken üzerindeki örtüyü kafasını kapatacak şekilde sarmayı sever. Ancak başınız kapalı bir şekilde uyumak, karbondioksit alımının artmasına ve oksijenin azalmasına neden olur. Fazla miktarda karbondioksit soluduğunuzdaysa beyin sağlığınız bundan olumsuz etkilenir. Oksijen kaynağı zayıfsa beynin çalışma kapasitesi azalır. Sabah kalktığınızda da yorgun uyanırsınız. Bu yüzden geceleri çok üşüdüğünüzü fark ederseniz oda sıcaklığını ayarlamak daha iyi bir fikirdir. Yeterince su içmemek. Beyin fonksiyonlarını sağlıklı tutmak için düzenli olarak su içmeniz gerekir. Hepimiz biliyoruz ki su içmek sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda vücudumuz için en iyi alışkanlıklardan biridir. Suyun insan metabolizması için sayısız faydasının yanında dikkat ve hafıza da dahil olmak üzere bilişsel gelişime de büyük katkısı vardır. Yeterli su içmek özellikle sıcak yaz günlerinde daha da önemli hale gelir. Bu yüzden yanınızdan suyu eksik etmeyin. Şekerli gıdalar yemek.
Bilerek ya da bazen bilmeyerek hepimiz yiyecek ve içeceklerimizin çoğunda şeker tüketiriz. Yüksek rafine şeker tüketimi beynin ve vücudun proteinleri ve besinleri emme yeteneğini yok eder. Aşırı şeker tüketimi zayıf hafıza, öğrenme bozuklukları, hiperaktivite ve depresyon gibi beyin bozukluklarına yol açabilir. Yani bir dahaki sefere yemeğinizin yanına 20 kaşık şekerle dolu bir kola sipariş ettiğinizde tekrar düşünün. Aşırı yemek yemek. Her şeyin fazlası zararlıdır denir. Aynı şey beynimiz için de geçerlidir. Beyin normal çalışmıyorsa aşırı yeme eğilimindeyiz demektir. Aşırı yeme, kolesterol plaklarının birikmesine ve beyindeki kan damarlarının kalınlaşmasına neden olur. Bu da beyin hücrelerine kan akışının azalmasına sebep olarak normal işleyişine ciddi hasar verebilir. Aşırı yeme aynı zamanda obeziteye de yol açabilir. Obezite ise benlik imajımıza ve özgüvenimize zarar vererek depresyona ve diğer psikolojik sorunlara yol açabilir. Kimyasallara maruz kalmak. Beynimiz tamamen oksijene bağımlıdır. Zararlı kimyasallara veya kirli havaya ne kadar çok maruz kalırsak beynimize o kadar az oksijen ulaşır. Vücutta yeterli oksijen olmaması beyindeki hücrelerin ölümüne yol açabilir. Uzun bir süre boyunca kirli havaya maruz kalan farelerde yapılan araştırmalar beyinde fiziksel hasar olduğunu ortaya koymuştur. Bu yüzden her gün temiz hava solumak için her fırsatı değerlendirmeliyiz. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.